Sevgili seyirciler, lezzet duraklarında bu hafta başka bir mekanda, başka bir konseptle karşı karşıyayız. Biz bu hafta Kahramanmaraş'ımızın, aslında ülkemizin bir kahvaltı kültürü var. Çok da kıymetlidir aslında bu. Herkesin genelde özellikle pazar sabahları kahvaltı kültürüyle kendine gelir, dinlenmeye başlar. Üstüne de bir kahve içer. Çok güzel bir zevk alır, keyif alır. Bu yüzden kahvaltı önemli bir kültürdür. Biz ilk defa lezzet durakları programına özel kahvaltı programını çekmeyi düşündük. Bu yüzden de burada Mavi Çapa'dayız. Çok güzel dekorları, çok güzel Kahramanmaraş'ımızdan da esinlenerek oluşturdukları çok güzel yöresel ürünlerle, organik ürünlerle harika kahvaltılar sunuyor. Aynı zamanda Burçin Hanım'la az sonra beraber eşlik edeceğiz. Kadın girişimci olarak bunu yapıyor olması adeta evdeki annenizin yaptığı, eşinizin yaptığı o kahvaltıyı yaşamış oluyorsunuz. Bu da çok kıymetli. İyi seyirler diliyorum. Hayırlı işler, kolay gelsin. Burçin Hanım merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz, çok hoş bulduk. Çok iyiyim. Valla şimdi sevgili seyirciler, şimdi bir kadın girişimcimizin yanındayız. Çok da şirin olmuş burası aslında. Sosyal ağlardan ben burayı aslında izliyordum, görüyordum. Evet. Birkaç kere de eski mekanda belki uğradık aralarda ama sizle pek karşılaşmamış olabiliriz. Bilmiyorum, denk gelemedik. Öğleden sonra gelmişiz. Olabilir, olabilir. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok güzel, güzel bir iş yapmışsınız. Ve burası zaten renkleriyle, canlılığıyla o şirin ortamı aslında oluşturuyor. Tebrik evet. ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun ilginize. Ayrıca böyle bir programda da ilk kahvaltı salonu olarak bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz Kahramanmaraş halkına. En doğal kahvaltı dediğimiz kahvaltıyı vermeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Orada da ilk sırada bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. O lezzet duraklarını ilk bizi kattığınız için çok teşekkürler. Ne demek, ne demek. Teşekkür ederiz. Gerçekten lezzet duraklarını bu hafta sevgili seyirciler kahvaltı mekanını işledik ve ilk mekan burası. Demek ki kısmet ve nasipleriniz oluşmuş. Allah da nasip etmiş. Biz buradayız. Yani çok bu aslında sadece bizim düşüncemize gelen bir konu değil. Sizin gerçekten yıllardır biriktirdiğiniz, oluşturduğunuz bu güzel niyetler, iyi niyetlerle buradayız aslında bakarsanız. Maraş halkı. Kesinlikle. Maraş halkına teşekkür etmemiz lazım. İlk günden beri destekleri, o yanımızda oluşları, o sıcak sevgileri, bizim gösterdiğimiz sıcaklık ve samimiyete karşılık o sıcaklık ve samimiyetleri ve bizi 4 yılda çok güzel bir yere taşıdı Kahramanmaraş halkı. Önce Kahramanmaraş halkına teşekkür ediyorum. Hemşehrilerime, girişimci bayanlara, onların da çok büyük destekleri oldu. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ederiz Burçin Hanım. Sevgili seyirciler şimdi az sonra Burçin Hanım'ın yapmış olduğu, oluşturmuş olduğu kahvaltı masamıza geçeceğiz. Beraberce kahvaltımızı yapacağız. İyi seyirler. Sevgili seyirciler, bu hafta lezzet duraklarında farklı bir konsepte beraberiz. Kahvaltıyı işlemek istedik. Çünkü kahvaltı bizim farklı bir kültürümüz. Ve kahvaltı konusu genelde akşam yemeklerinde belki insanların buluşamadığı ama özellikle pazar sabahlarında ailece buluştuğu bir sofra aslında. Evet. Bu da önemli ve Kahramanmaraş'ımızın da kahvaltı noktasında organik ve diğer bazılarda aslında birçok ürünü var. Şehrimizin aslında her açıdan Burçin Hanım, özellikleri çok farklı. Kahramanmaraş'ımızın işte zeytini, ilişkit sucuğu, evet. diğer yerel ürünlerden oluşturulduğu reçelleri vesaire vesaireleri. Kahramanmaraş böyle farklı renkli bir yer. Ben öncelikle sizi tebrik ediyorum. Yani kadın girişimci olarak böyle bir şey başlamışsınız. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Gökhan Bey. Kaç yıl oldu Burçin Hanım? 4. yılımız bitiyor. Maşallah çok güzel. 4 yıl derken aslında Burçin Hanım şunu diyor. Bu 4 yıl
Bence geçmişe göre baktığın zaman 10 yıl gibi. Neden? Kesinlikle. Yani bunun şartları, Covid problemleri, ekonomik krizler vesaire hepsi var aslında. Ben aslında bu 4 yılı size ikiye katladım ben. Aslında Burçin Hanım 8 yıldır bu işi yapıyor. Aynen öyle. Çünkü biz işletmemizi açtık. Covid'in içine doğmuş gibi Covid geldi. Ama onda bile elhamdülillah kahvaltımızda Kahramanmaraş halkının evlerine konuk olduk. Böreğimizle sofralarına konuk olduk ve işletmemizi sürdürmeyi başardık elhamdülillah. Tebrik ediyoruz. Şimdi sevgili seyirciler, şimdi burada iki tane böreğimiz var. Şimdi Kahramanmaraş'ta birçok mekanlarda bundan sonraki programlara zaten çekimler yapacağız. Tüm kahvaltı mekanlarının farklılıklarını, öne çıkan ürünleri göreceğiz. Ama Mavi Çapa'da şu anda iki tane ürünü görüyorum ben farklı biraz da. Anlatır mısınız bu ürünümüzü? Şimdi D böreğimiz Kahramanmaraş'ta, evet, D börek kahvaltılarda doğal börek olarak tüketilir. Bizim böreğimiz Mavi Çapa böreği biraz daha farklı. Midede hazımsızlık yapmıyor, rahatsızlık vermiyor. Çok ince bir hamur şeklinde açılıyor ve herkes kolay kolay açamıyor açıkçası. Burçin Hanım, o böreği elinizle açar mısınız? Tabii ki. Sevgili seyirciler, valla bunu merak ediyorsunuz diye düşündüğüm için açtırıyorum. Yavaş yavaş açalım Burçin Hanım, yavaş yavaş. Evet. Su böreği hamuru gibidir. Evet. Tamamıyla doğal. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Evet, ve çok hafiftir. Yerken de çok lezzetlidir. Hani kabarık görüntüsü de ayrıca daha bir güzel oluyor. Ama burada tabii şimdi bazı hepimiz özel ürünler istiyoruz. Güzel lezzetler arıyoruz. Hepsi çok güzel. Ama bu tip börekleri geldiği zaman Mavi Çapa'da özellikle pazar günleri yoğun olabiliyor ve biz bunu daha önceden stok yapamıyoruz. Hı-hı. Doğru mudur? Evet. Şimdi bu börek anında açılıyor. Hı-hı. Şimdi açılması da anlık, pişirilmesi de anlık. Tabii ki. Evet. Şöyle, normal günde, hafta içi günlerde çok kolaylıkla 5 dakikada 10 dakikada çıkabiliyor kahvaltı ama bu böreğin açılması anında hamur yumak haline getiriliyor, açılıyor ve anında kızartılıyor. Dolayısıyla diğer misafirlerimizin bekleme süresi artıyor. Şimdi bizim asıl amacımız nedir? Kahvaltı nedir? Taze ürünler. Siz kesinlikle. Evinizde bir gece önceden kalmış böreği yemek ister misiniz Gökhan Bey? Bizim amacımız da Maraş halkına evlerindeki kahvaltı ortamını sunmak. Onun için patates siz geldiğinizde doğranıyor, ev patatesi yapılıyor. Börek siz geldiğinizde açılıyor. Yani bunları bir gün önceden veya birkaç saat önceden hazırlayıp da depolayıp sunmuyoruz biz. Valla bakın sevgili seyirciler, aslında olayı anlamak lazım. Bir şeylerin zahmeti varsa biraz süresi uzun olabilir. Özellikle pazar günleri için söylüyorum. Ama burada ben şimdi sizin görmediğiniz arkada çok güzel bir dinamik bir ekip var. Burçin Hanım'ın iki tane oğlu ve bir kızı var. Bunları az sonra program ilerleyen dakikalarında zaten size sunacağız. İkisi de maşallah, üçü de çok iyi yetişmiş. Tebrik ediyorum. Bu bizim şansınız aslında kesinlikle. Sizin. Hele bu sektörüm en büyük şansım. Kesinlikle. Ailem en büyük şansım. Bravo. Maşallah diyoruz. Önemli bir şey. Şimdi diğerine geçelim. Diğeri de pişi böreğimiz. Evet. Pişi dediğimiz, hı-hı, normalde annelerinizin yine Kahramanmaraş halkında çok iyi bildiği hamur kızartması dediğimiz, hı-hı, böyle. Bunlar elle yenilir. Bunlar çatalla, bıçakla yenilmez. Elle koparılır, yenilir ve içini görüyorsunuz. Hiçbir hamur kalma olayı yok. Hı-hı. Tamamen kızgın yağda kızarmış ve çok da lezzetlidir, doyurucudur. Vallahi çok güzel. Pişi böreğimiz. İki ürünümüz aslında öne çıkan. Kesinlikle. Mavi Çapa'nın iki tane ürünü öne çıkan bir ürün aslında. Ama en önemli özelliği anında yapılması, sıcak olması ve tabii ki lezzetli olması. Kesinlikle. Aynı zamanda kalori değeri bakımından da, evet, nasıl sizce? Şimdi şöyle, mesela biz gıda mühendisi arkadaşlarımız da var. Bunlara danıştık, konuştuk. Hamur çok ince ve içerisinde çok yoğun peynir olayı yok. Dikkat ederseniz peynir az ve kaşar peyniri de olduğu için eriyor zaten içerisinde. Ama lezzet olarak çok farklı. Bir yediğiniz bir simitten daha az kaloride bu böreğimiz. Yağda kızarmasına rağmen. Çünkü simitte kalori miktarı fazla, susamdan dolayı yüksek. Böreğimizin kalori miktarı onlara göre çok daha az. Valla sevgili seyirciler, Mavi Çapa'ya geldiğiniz zaman zaten burada sevgiyi görüyorsunuz. Temizliği görüyorsunuz. Ve aynı zamanda nefis lezzetleri de tatma şansına sahip olacaksınız aslında. Bir de bu reçelleriniz herhalde sizin günlük yapılıyor. Evet, şimdi reçellerimiz tamamen doğal. Hı-hı. Glikoz kullanılmıyor. Şeker pancarından üretiliyor. Hı-hı. Ve farklı reçeller. Mesela evinizde vişne, çilek, ayva yiyebilirsiniz. Turunç reçeli, kabuktan yaptığımız bir reçel. Takalak incir. Hı-hı. Ham incir reçeli. Çok lezzetli, farklı bir reçel. Misafirlerimiz çok beğeniyorlar. Köy tereyağımız mesela bize özel yapılıyor.
bize özel inek sütünden. Ev çemenimiz yine ben yapıyorum burada. İlikli kemik suyundan etle harmanlıyoruz. Valla sevgili seyirciler, Kahramanmaraş'ta etsiz olmaz biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle her şeyin yani. İçinde bir et olması lazım. Çemenimizde de yine ilikli kemik suyuyla Maraş'ın saf ipek biberimizi, o güzel biberimizi kullanıyoruz ve güzel bir çemen elde ediyoruz. Mesela kekik daha çok Hatay yöresine ait bir yiyecek diye bilinir. Evet, Hatay'da çok fazladır yapılır ama biz de yaptık bunu ve Maraş'ta ilk biz yaptık. Allah'a tebrikler. Olarak. Ve çok lezzetli. Bunların hepsinin kavanoz satışları da var. Maraş zeytinimiz zaten tartışılmaz. Evet, bir numara. Dışarıdan gelen herkes de çok beğeniyor. Hanım, şöyle bir şey var. Ben hep şunu savunuyorum. Yani bizim yerel ürünlerimiz olmalı ama genel ürünler de içinde olmak durumunda. Neden? Tabii. Sadece biz Kahramanmaraş'ta yaşamıyor. Komşu illerden gelen var, yurt dışından gelip kalanlar var. Sonuçta lezzetleri az çok hani orta kademede tatmalarında fayda var diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Yani bu önemli bir şey aslında. Mesela ızgara zeytini koyma nedenimiz o. Evet. Şimdi bizim tasnif ettiğimiz bir zeytin türü değil mesela. Bunun yerine Ege zeytin falan da konulabilirdi. Ama Maraş halkı seviyor. Bu lezzeti seviyor. Vallahi bravo. Burçin Hanım, bu arada ben soğutmadan şundan yemek istiyorum. Lütfen. Siz dediniz soğutmadan yiyin diye. Ben de yiyeceğim yani. Tabii soğutmadan. Börekten ve pişten alıp. Elle mi yeniyor? Tabii. Bunlar elle yenir. Vallahi sevgili seyirciler. Abi bunlar böyle şeyle yenmez. Çatalla bölerek yenmez. Hele pişi hiç yenmez. Direkt bölerek tadına varmanız lazım. Çok lezzetlidir. Mavi çapa pişisi ve böreği. Bunlar elle yenecek lezzetler abi. Çok hafif. Sevgili seyirciler, çok hafif, gerçekten harika ya. Çok güzel bir lezzet bu. Afiyet olsun. Peynir çok azmış gibi ama çok lezzetli. Hı-hı. Her yere dağılmış şeklinde evet. Sanki. İçinde Maraş'ın köy peyniri ve lavaş, kaşar peyniri kullanıyoruz. Hem sünen bir peynir türü hem de damakta lezzet bırakacak bir peynir türü. Beğendiniz mi? Afiyet şifa olsun vallahi inşallah. Program olmasa sevgili seyirciler, ben bunu hemen yemiştim, bitmişti zaten. 3 kere ağzımı açtığında biterdi, ben size söyleyeyim yani. Evet, çok hafiftir. Mesela burada şeyde de masa servisinde de verildiğinde müşteriler bir tabağı yiyor, arkasına ikinci tabağı istiyorlar. Bunu da deneyelim o zaman. Tabii pişi de deneyin. Onu da elle alın Gökhan Bey. O şekilde daha rahat olur. Sevgili seyirciler, vallahi bunu da şimdi tadacağım. Vallahi bu da güzel görünüyor. Kızartması ne kadar lezzetli olabilir diye düşünmeyin. Bir hamur kızartması gerçekten çok lezzetli olabiliyor. Katılıyorum, çok lezzetli. Gerçekten sadece hamur kızartması. Katkı yok, yapay, koruyucu yok. Vallahi sevgili seyirciler, kesinlikle çok çok iyi. Bir de Burçin Hanım, yani gerçekten çok güzel. Sevgili seyirciler, ben görünmeyen kahramanlara şimdi yanıma almak istiyorum. Burçin Hanım'ın oğullarını ve kızını buraya alacağım. Şimdi sevgili seyirciler, Mavi Çapa'da böyle bir aile ortamı var. Hepsi aileden, hepsi ekipte çalışıyor beraberce. Cidden çok enteresan bir şey. Aslında bu bir şans, biliyor musunuz? Size söyleyeyim, bu çok güzel bir şans. Çünkü insan çocuklarını bazen başka yerlere gönderir, çocuklarını görmüyor bile. Akşam eve gittiğinizde de görmüyorsun. Bu büyük şans. Ben tebrik ediyorum. Size tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi kızımız da sevgili seyirciler, görünmeyen kahramanlardan. 17 yaşında ve bir mutfak şefi. Bu çok önemli bir meziyet. 17 yaşında insanlar lise okurlar. Evet, benim kızım okuyor, dil okuyor dışarıdan. Ama bunun dışında 4 yıldır mutfakla benimle beraber ve benim yapabildiğim her şeyi yapıyor. Bravo valla. Benim yokluğumda benim yerimi aratmıyor. Valla korkacak bir şey yok arkadaşlar. Her şey yerinde. Çağrı Bey merhaba. Merhabalar Gökhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de bölüm zaten... Benim bölümüm aşçılık, aynen aşçılık olarak bitirdim ben, liseden öyle mezun oldum. Ben tam okulumu bitirdiğim dönemde burası açıldı. Ondan sonra tamamen yani liseden diplomayı aldıktan sonra kendimi buraya adadım. Şimdi aşçımız burada. Sizin bölüm neydi? Otel işletmeciliği mezunu. Tamam, hizmet sektörü de burada. Anne de burada, kızımız da burada. Vallahi sevgili seyirciler, yani ben sizi daha inşallah ilerleyen süreçte daha iyi yerde görmek istiyoruz. Şimdi başaracağınıza inanıyorum. Bir de sevgili seyirciler, şöyle bir özellik var Mavi Çapa'nın. Şimdi kahvaltı paket servisi var. Bakın bu çok önemli. Kahramanmaraş'ta hani bu farklı bir şey. Çünkü kahvaltı da bir ciddi bir konu. Ve diğer yemekler gibi pakete giriyor olması ve bu temizlikte, bu temizlikte kahvaltının dönüyor olması ve geliyor olması çok başarılı. Kesinlikle bir şey. Bunu da aklınızda mutlaka bulunsun. Acil durumda
Tüm ürünler gidiyor herhalde. Hepsi gidiyor. Biz 4 yıl önce bu sloganı ilk çıkarttığımızda Kahramanmaraş halkına evlere paket kahvaltı göndereceğiz dediğimizde Gökhan Bey herkes gülmüştü bize. Bu kebap mı, bu paça mı gider mi? Gidiyor. Maraş halkı, Maraş halkı kahvaltıyı Mavi Çapa'dan istiyor. Vallahi bravo. Sevgili seyirciler, bugün Mavi Çapa'daydık, bir kahvaltı programındaydık. Şimdi Mavi Çapa'nın Türk kahvesi çok güzel ama biz programları bundan sonra, yani kahvaltı programı ikiye böldük. Bir kahvaltı mekanı çekeceğiz, bir de kahve mekanı çekeceğiz. Buradan çıkıp şimdi kahve mekanını çekmeye gideceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum hepinize gençler. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Emeğinize, elinize sağlık. Sevgili seyirciler, kahvaltımızı yapıp buradan hemen kahve mekanımıza doğru ilerleyeceğiz. İyi seyirler. Sevgili seyirciler, şu anda buradan ayrılıyoruz. Bir şeyi kaçırmışız. Aslında daha doğrusu burada olmadığı için program alamadık. Evet, katılamadık. Evet, eşiniz beyefendi burada yok, Duran Bey. Buranın aslında en görünmeyen kahramanı oymuş. Mavi Çapa'nın gizli kahramanı diyelim biz ona. Kendisinin burada çok emeği var. Allah razı olsun. Bir günden bir güne desteğini esirgemedi bize. Hep arkamızdaydı. Hep yoldaş oldu. Önümüze geçti. Hep yol gösterdi. Böyle eşlere ihtiyacımız var. Vallahi Duran Bey teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Mavi Çapa'ya teşekkür edip şimdi hemen kahveciğimize doğru ilerliyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda Hacıoğlu Kahvesi'ne geldik. Kahramanmaraş'ımızın ilerleyen süreçte güzel bir marka olma yolunda, yani Kahramanmaraş'ın yöresel bir kahve markası olma yolunda hızla ilerleyen bir yerdeyiz. Bu işin çok eskisinde, daha başından beri aslında olaya hakim birisiyle beraber olacağız biraz sonra. Hacıoğlu'ndan size çok güzel Kahramanmaraş'ta hiç yapılmayan kahveleri beraberce göreceğiz, beraberce tadımlayacağız. İyi seyirler. Hacı Bey merhabalar. Sevgili seyirciler, şimdi son yıllarda gerçekten kahve sektörü dünyada da aslında her zaman olan bir şey ama Türkiye'de de çok ilerleme kaydetti. Çok da yoğun bir talep var. Kaç yıldır bu iştesiniz usta? Yani aslında 13 yaşında beri bu işin içindeyim ama profesyonel anlamda yaklaşık bir 20 yıldır bu işi yapmaya başladık. İnsanların eve kapanmasından sonra insanlar biraz daha böyle kahveye talep göstermeye başladı. İşte bazıları evine kendi çapında makine almaya başladı. Yani şu anda biraz daha artık Türkiye'de özellikle popülerlere doğru gidiyor yani. Evet, çok güzel. Şimdi Hacı Bey ben geldim de Ankara'da bir şeyler yapıyordu. Yani ne yapıyorsunuz orada ustam? Bir bakalım oraya bir. Tabii. Ustam bunlar nedir şimdi? Şimdi bunlar kahvelerin kavurma dereceleri. Yani onları ayarlamaya çalışıyorduk. Nedir mesela bu? Bu Türk kahvesi. Evet. Türk kahvesi normalde un gibi olması gerekiyor. Evet. Yani bundan daha aşağı olursa kahvenin köpüğü aşağıda kalır. Evet. Daha yukarıda olursa kahve dağılır. Onun için ayarlanmış bir derecede çekilmesi gerekiyor. Yani tutturulması gerekiyor. Normalde bunu tuttuğunuz zaman böyle küp şeklinde olması lazım. Yani derece küp olarak. Diğeri nedir? Diğeri de filtre kahve. Filtre kahve böyle tırnaklı olması gerekiyor. Özellikle French Press'ler için mesela yapıldığında French Press demledikten sonra bastırdıktan sonra kahvenin üst tarafa çıkmaması gerekiyor. Yani onun için ayrı bir çekim derecesi var. Ayrıca da makineler için bir derecesi var. Yani kişinin içme zevkine göre değişiyor. Bu da espresso. Espresso tabii bunun için net şu şekilde çekilecek diye bir şey söyleyemem. Çünkü evinizde kullandığınız makine veya barla alakalı olan bir şey. Çok ince olursa, çok bastırırsanız, bara ayarlayamazsanız makine kahveyi vermez.
biraz daha fazla kalın çekerseniz bu sefer de hızlı verir. Yani aslında 96 derecelerde falan bir bar olarak çekilirse daha güzel kahve olarak alabilirsiniz. Daha güzel bir lezzet alabilirsiniz. Vallahi sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi her meslekte olduğu gibi kahve sektörü de bambaşka bir boyutta ve çok bilgi diyor. Yani bakın, kahve konusunda aslında yazılacak çok şey var. Konuşacak çok konu var. Tabii buna bizim bilgimiz dahilinde değil ama tabii böyle değerli ustalarımız, bu işe gönül veren ustalarımız, yıllardır bu işi yapan ustalarımız bu kahve konusunu gerçekten iyi biliyor. Kahvenin kavurma derecesi kadar sanırım bir de pişirilme konusu var. Aynen. O da hassas bir tabii, şey tabii ki. Tabii o hassas. Özellikle bizim Maraş olarak söylüyorum. Mesela kahveyi genelde biz de çocukluğumuzda mesela annemizden veya teyzelerimizden gördüğümüzde kaynatırlar kahveyi, köpüğünü alırlar. Ama aslında kahvenin kaynamaması gerekiyor. Kaynarsa kahve acır. Aroması da gider. Onun bir pişim ayarı var. O şekilde pişirilirse isterseniz anlatabilirim. Biraz sürecek ama. Az sonra yukarı çıktığımızda iyi bir kahve nasıl pişirilir onu anlatalım tabii ki. Bazı püf noktaları da vereceğiz sevgili usta. Tabii tabii, kesinlikle. Buyurun o zaman biz yukarı doğru çıkalım usta. Tamam, buyurun. Sevgili seyirciler, şu anda Hacıoğlu kahvesinin üst katında şöminenin yanında çok güzel kahveler eşliğinde, aynı zamanda bir de burada sevgili ustam bir gramofon gördüm. Yani hem gramofon dinleyip hem şöminenin sesini duyarak aynı zamanda da nefis Hacıoğlu kahvesini beraberce tadımlayacağız. Ustam emeğinize sağlık, çok güzel olmuş, tebrikler. Teşekkür ederim, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu kahvenin kahvenin bir standardı var, bir kavurmanın standardı var, bir de pişirmenin bir farklı bir konsepti var galiba, değil mi ustam? Kahve sularına burada iki tür pişiriyoruz. Bir normal bildiğimiz Türk kahvesi usulü, bir de Osmanlı usulü pişiriyoruz. Müşteriye de soruyoruz, hangisi tercih ediyorsa o şekilde pişiriyoruz. Osmanlı'yı burada Kahramanmaraş'ta pişiren bir yer var mı ustam? Ben bilerek yok. Yok. Yani aslında Hacıoğlu'na geldiğin zaman öne çıkan ürünü Osmanlı kahvesi sanırım. Evet. Özel bir pişirim tekniği var. Tekniği biraz farklı herhalde ustam. Ufaktan bir anlatır mısınız şöyle? Detaya girmeden. Biraz farklı. Pişirim olarak sadece farkı var. Kahve aynı kahve. Sadece pişirim farkı var. Yani fincanda falan pişiyor. Nerede pişiyor? Evet. Nasıl oluyor? Fincanda pişiyor. Ama genelde de pişimi tercih ediyorlar gelen müşterilerimiz. Özellikle Osmanlı kahvesini tercih ediyorlar. Tamam. Ya yani bunu tercih ettiği zaman biraz daha telveli galiba. Aynen. Ama diğer tüm kahve çeşitleri sanırım var zaten. Aynen. Aynı zamanda kahve satışı da var burada. Hem güzel bir ortam, kahveyi bulabildiğiniz, aynı zamanda çikolata imalatımız da var galiba. Evet. Çikolata imalatımız uzun çarşıdaki yerimizde, üst kattaki imalatımızda yapıyoruz. Tabii daha önce kahve olarak başladık. Sonra işte kahvenin yanına ne katabiliriz diye düşündük. Sonra çikolataya da başladık. Şu anda hem kahveyi hem çikolatayı kendimiz imal ediyoruz. Yani iş yerinde de kendimiz imal etmediğimiz bir şeyi satmamaya gayret gösteriyoruz. Vallahi bravo. Sevgili seyirciler, şimdi bizim Kahramanmaraş'ımızın da bir kahve markası oluşursa ben hep şunu öneriyorum. Şehirde ne kadar çok markalı ürün varsa şehrin katma değeri o kadar aslında büyüyor. Yani bu tüm ürünler için geçerli. Yani dondurmasında marka çeşitleri artsın, kahvesinde artsın, gastronomide artsın, turizm anlamında. Bu çok önemli ve çok kıymetli. Burada da Hacıoğlu kahvesi olarak biz sahip çıkarsak şehrimizde kahve markası olarak. Çünkü hem İstanbul'un kavurmasını yapıyor, hem bu işin yıllardır emeğini vermiş birisi. Biz Hacıoğlu kahvesini diğer Türkiye genelindeki, dünya genelindeki markalar gibi büyütebilirsek şehrimiz için bir kazanımdır bu aslında. O yüzden Hacı Bey'i ben çok tebrik ediyorum. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bir de bunun tabii bir sürü az önce de bahsetmiştiniz. Kavurma teknikleri var, makine şekilleri var. Yani makinenin mesela imalat yaptığınız için soruyorum. Kahvede biraz daha farklı şeyler var. Tüm özellikleri denemişsinizdir tahmin ediyorum. En son neye karar verdiniz? Yani kahve konusunda en iyi kahve şudur. En iyi kahve şu makinede çekilir diyebileceğiniz bir şey var mı? Şöyle kahveler kendi fiyatlarına göre ve şeylerine göre... Happelerine göre değişiyor ama genelde
hepsinden aslında aynı tadı alabilirsiniz. İlla ki gidip çok pahalı bir kahveyi almaya gerek yok veya çok pahalı bir makineyi almaya gerek yok. Normal mesela 2000 liradan 10 bin liraya 20 bin liraya kadar evde veya ofiste kullanabileceğimiz makineler var. Bunun hepsi de bizim işimizi görebilir. Yani özellikle pandemiden sonra insanlar biraz daha kendi evinde bu işi... Bireyselleşti biraz daha. Onun için illa pahalı kahveler almalarına gerek yok. Normalde diğer kahvelerden de aslında aynı lezzeti, aynı tadı alabilirler. Yani burada biraz daha tabii kahvenin taze olması önemli. Ve kahveyi pişirme şekliniz tabii kıymetli bir şey. Şimdi Hacı Oğun'da birçok çeşit var. Kahve çeşitlerinden aradığınız tüm diğer kahveler de var sanırım. Kahve çeşitlerini sayar mısınız burada satılan şu anda? Türk kahvesi olarak aromalı kahvelerimiz var. 7 karışım kahvemiz var. Damla sakızlı, kakulalı, vanilyalı, çikolatalı vesaire. Damla sakızlı kahvemizde orijinal damla sakızı vardı. Yani damla sakızı, kakulalı ve vanilyalı. Bunlar doğaldır. Ama diğerleri çikolatalı, fındık, badem bunlar aromalıdır. Filtre kahve olarak vanilyalı ve fındıklı kahvelerimiz var. Diğer dünya kahvelerimizin hepsi mevcut. Yani işte Guatemala'sından tut, işte Arabika'sından tut, Kolombiya'sından tut. Bu kahvelerimizin hepsi mevcut. Ayrıca da iki tür blendimiz var. Bir sert içim var, bir de orta içim var. İsteyene de yumuşak, isterlerse o şekilde hazırlıyoruz. Vallahi bravo ustam. Şimdi Hacıoğlu kahvecisinin iki tane şubesi var. Biri Uzun Çarşı'da kahve satış noktası, çikolata satış noktası. Evet. Burada da orada yine küçük çaplı bir servis ünitesi var aslında. Çünkü Uzun Çarşı'da bayağı bir hareketli bir yer oldu. Yani yürüyüş yolu oldu aslında. Evet. Fena bir yer değil. Burası da Kadın Doğum Hastanesi'nin hemen alt tarafında, solda, çıkarken solda. Burası da ikinci şubesi sanırım. İnşallah Hacı Bey ilerleyen süreçte çok daha güzel markalarımızı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı başarırsınız. Biz de şunu görürüz. Ya Hacıoğlu kahvesi dünyanın başka bir ülkesine gittiğimiz zaman gördüğümüzde neyi görüyoruz? İşte Hacıoğlu kahvesini görüyoruz. Niye olmasın? Neden olmasın? Kahramanmaraş'ın bir markası olarak biz bunu görmekten onur ve gurur duyarız ustam. Emeğiniz, elinize sağlık. Bir kahvenizi ben denemek istiyorum ustam. Şimdi bu Osmanlı kahvesi değil mi? Osmanlı. Vallahi maşallah şöyle sevgili seyirciler kıvama bakın. Sevgili seyirciler, harika bir kahve. Mutlaka Hacıoğlu'nu denemelisiniz yani. Çok güzel. Bir de ustam şimdi bu kahve hakikaten tam Osmanlı usulü olmuş. Sanırım bu kahvenin özel bunu tercih eden bayağı bir kitle vardır sanırım. Tabii. Genelde buraya gelen müşterilerimizin %80'i %90'ı bu kahveyi tercih ediyor. Geliyor. Gündüz de geliyorlar. Gece de geliyorlar. Evet, hakikaten bu kahveyi bilenler için bir özel bir kahve bu sanırım. Yani hakikaten çok güzel. Evet. Biraz daha kahve tiryakilerine hitap ediyor. Evet. Tiryakiler için Hacıoğlu kahvesini lütfen bence deneyin diyorum ben sevgili seyirciler. Bu da bu haftaki Lezzet Durakları programında hem kahvaltıyı çektik hem de kahveyi çekmiş olduk. İlerleyen süreçte yine ara ara hem kahvaltı yerlerini aynı zamanda kahve yerlerini çekeceğiz. İlk başlangıç noktamız burası oldu ve bunu neden seçtik? Çünkü Kahramanmaraş'ın marka kahvesi olma yolunda cidden Hacı Bey çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu kahve konusunda da gönülden aslında kendisini de tanıdığım için hizmet ediyor. Yatıp kalkıp kahveyle nasıl yaparım, nasıl kavururum? Böyle bir durumumuz var. Burada araya girip bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi ben şehir dışındaydım, Antalya'daydım. Bu arada Antalya'daki ustam Ahmet Çukurday'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Onun üzerimizde çok emekleri var. Kahramanmaraş'a gelişim amacım Maraş'ın bir yerel bir kahve markasını oluşturmak. Aynı zamanda çikolata. Aynı zamanda çikolata markasını oluşturmak. Ha, niye olmasın? Yani herkes bir marka oluşturmuş. Neden Kahramanmaraş'tan böyle bir kahve markası çıkmasın? Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Yani elimizden geleni de yapıyoruz. İnşallah muvaffak olacağımıza da inanıyoruz. Vallahi bravo ustam. Sevgili seyirciler, buradan ben şehrimizi yönetenlere de rica ediyorum. Hacıoğlu markasının mümkün olduğu kadar tanıtımına bence destek vermeliyiz. Hatta mümkünse biliyorsunuz Mardin'de falan bir sürü kahveciler var ve çarşı merkezinde çok büyük destek veriliyor bunlara. Mümkün olduğu kadar çarşı merkezlerinde, lokasyonlarında
Hacıoğlu kahvecisinin mutlaka ve mutlaka bir yeri olması gerekiyor. Küçük çapta da olsa bu marka olma yolunda yani şehrimizin Hacıoğlu'na en büyük katma değeri olacak diye düşünüyorum ki bir marka daha oluşturalım biz şehrimizden. Bu da önemli diye düşünüyorum ustam. Vallahi tebrik ediyoruz ustam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Harika bir ortam. Gerçekten çok güzel. Vallahi sevgili seyirciler, Hacıoğlu'nda ben bu kahveyi keyifle içiyorum. Bir de çikolatanızdan deneyeceğim. Tamamen el yapımı, tamamen doğal. Harika. Ustam bu nedir? Su. Bu bizim inovasyonumuz. Ne diyorlar buna? Faydalı model diye geçiyor. Mesela patent olarak başvurduğumuzda Tarçiko koydu ismini. Bizim Maraş'ımızın yerel tarhanasıyla bu güzel çikolatayı buluşturdu. Tabii önceleri insanlar biraz yadırgadı ama tattıkça fikirleri değişiyor. Çok da güzel oldu. Sevgili seyirciler tarhanamız çikolatayla beraber karışmış. Maşallah tarhanamız nereye girse zaten harika. Ama Hacıoğlu çikolatayla birleşince de daha başka olmuş. Bunu doğadan yiyeceğim şu an ustam. Sevgili seyirciler, bu da çok güzeldi. Hacı Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oldu. Çok güzel ve nezih bir yeriniz olmuş. Başarılar diliyorum. İnşallah sizi Türkiye ve dünya genelinde bir marka olarak görmeyi nasip olur. Biz de bunu görürüz inşallah. Sevgili seyirciler, bu haftaki Lezzet Durakları programımızda değişik bir konseptle beraber olduk. Bizde kalın, lezzette kalın, hoşça kalın.